Ben Elif'in benim gibi büyümesini istemiyorum Derya. Babamın başına bir şey mi gelecek? Eve sağ salim gelebilecek mi diye düşünmesin. Yiğit'in de Emir'in de bize yaptığı haksızlığı ben kızıma yapamam. Hayda, Emir'i niye harcadın şimdi? Emir'le Yiğit bir kavgaya tutuşmuşlar. Farkında değiller ama. Elif de ben de bu rekabetlerinin bir parçasıyız aslında. Ben ne Yiğit için ne de Emir için. Kızımı üzmeyi göze alamam. Onun hayatını tehlikeye atamam. Sen büyüdün ha. Farkında mısın? Hı? Vallahi. Böyle konuşmalarına falan bir olgunluk geldi senin. Yalnız ben bu ani sakinlik krizlerinden çok korkarım. Patlaması çok fena olur. O yüzden sen toparlanıncaya kadar burada benim gözetimim altında kalacaksın. Burada kalmamdan Neriman abla pek hoşlanmayacak belli. Onun kusuruna bakılır mı? Evlat acısı çekiyor kadın. Annemiz sayılır o bizim. Alttan alacaksın biraz, bir şey olmaz. Ya kusuruna bakar mıyım zaten? Biliyorum. Ama işte burada durup canını daha da sıkmak istemiyorum. Elif her baktığında Yiğit'i görüyor. Biz bakarız başımızın çaresine. Bu geceyi bir pansiyonda geçirelim de ben sonra bir eve bakarım. Olur mu canım öyle şey? Ani kararlar. Dur bakalım, sakin ol. Yedim tabii oğlum ya. Dün ceset gömmedik mi bizim? Lan inek. Ne bağırıyorsun oğlum, tamam. Oğlum şaka maka iş değil bizimki ya. Birader dün eve girdim. Annem öyle üstüm başımı çamurlu görünce bahçeye mi daldınız diyor ya. Bir de oğlum bana kız bulmuş, akça pakça güzel kız diyor. Ben ceset gömüyorum lan. Nasıl ama? Yakışır kardeşime. Ulan nasıl tırsın ya Ender? İyi günler. Yiğit Kılıç. Yiğit Kılıç yok, alayım ben. Şöyle bir imza alayım. Kolay gelsin. Eyvallah. Neymiş o? Ne bileyim. Hüseydi. Saçmalama canım. Otur oturduğun yerde böyle. Aniden karar verme. Derya sonra konuşuruz olur mu? Ay neyi sonra konuşuruz ya Kübra, Allah aşkına? Ah. Ay Neriman ablacığım da bize çay demlemiş. Ne zamandır da yapmıyordun. Neriman ablacığım, biz şimdi çıkıyoruz. Sonra yine uğrarım, tamam mı? Ama çok ayıp. Bak o kadar çay koydum. Kübra. Sen ne olur benim kusuruma bakma. Ben Yiğit'in günahını senden, kızından çıkarmaya kalktım. Halbuki siz de mağdursunuz. Ben senin kusuruna bakmam. Sen böyle şeyler için canını sıkma, ne olur olur mu? Gitmeyin. Ha, burada kalın. İstediğiniz kadar kalın. Sağ ol. Ben zaten buraya gelmek için düşüncesizlik ettim, farkındayım. Ben başımın çaresine bakarım, sen beni hiç merak etme.
Ama bak lafımı ikiletme, geliyor terlik. Hadi ama ben de böyle kaldım ya. Soğudu çaylar. Hadi hadi hep beraber bir çay içelim. Değil mi? Hadi Neriman ablacığım. Ay ellerine sağlık. Neriman abla buradan da pastaneye gideriz ya açmaya. Ha? Kırma beni. Yalnız kalmayayım. Vallahi bak üzüntüden pastanedeki bütün pastaları yiyeceğim ya. Hadi geç gel. Kübra, biz yokken sen de güzelce yerleş ha. Kendi evin gibi yerleş. Abi, bir durum var. Dün akşamdan mı ilgili? Yok. Onu hallettik de. Bunu nasıl hallederiz bilmiyorum Yiğit. Allah kahretsin. Öbür görürse ne olur? Sakın tamam mı? Emin'in hiçbir haberi olmayacak bu Seyit ile alakalı. Ne yapacağız ya Yiğit? Bu Seyit'in eli kolu her yere uzadı artık. Aynen abi ya. Nasıl kurtulacağız bu heriften? İstediğini vereceğiz. Girebilir miyim? Çok özledim seni. Kübra. Sen çok haklısın. Özellikle şu son olanlar... Son olanlar ne? Son falan değil Demir. Bizim hayatımızda sürekli bir olay oluyor zaten. Sürekli. Bu ne ilk ne de sondu işte. Size dokunan yanıyor farkında değil misin? Sen ateşi söndürmeye çalıştıkça Yiğit sürekli yenilerini yakıyor. Sen sadece o ateşi güçlendiriyorsun. Kübra hadi lütfen eve gel. Bak olmaz böyle. Ayrıca sana söz veriyorum. Bir daha bu yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Sen bu davalardan çekilmediğin sürece ben o eve gelemem. Kızımın kendim gibi büyümesine izin veremem. Kübra lütfen. Kusura bakma. Ben o ateşin içine kızımı atamam. Peki. Bak sen o zaman biraz... Burada kal, biraz kafanı dinle, dinlen. Senin yaşadığın şey de çok zor. Anlıyorum seni. Sonra konuşuruz. Tamam mı canım? Ne zaman ne ihtiyacın olursa ben buradayım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.